Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibetu lil muttakin. Vessalatu vesselamu ala Muhammed. Ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Bakara suresi 211. ayet. Estaizu billah. Sel bani İsrail kem ateynahum min ayetin beyyineh. وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَاِنَّ اللّٰهَ شَد۪يدُ الْعِقَابِ Ben İsrail'den sonra ularga biz açık ayetlerden kançalarını kiltirdik. Ve kimde kim unga Allah'ın nimeti kilgenden kiyin Allah'ın nimetini almıştırsa yani berip terkili başkasına olsa Elbette Allah ikabı kattıqdır. Azabı kattıqdır. Süyüti eti yaptılar. Seliye Muhammed ben İsrail. Ey Muhammed ben İsrail'den soragin. Tebkiten. Bu saval ilim örgenişlik üçünmez. Şu bir savalımız var. Şunge cevap veresler mi diye manademez. Ulaya tehdit kıyan halette. Ulanı şermende kıyan halette. Aybini ortaya çıkarırken halette. Batıldığını ispatlayan halette saval soralyapti. Kem ateynahum kançadan kança ularga keltirdik. Kem istifhamiyetun ve de kem saval manasındadır. Muallakatun ve muallaktur yani taalluk kıladı. Sel anil mef'ul isani. İkinci mef'ulge. Yani ateynahum dagi hum zamir birinci mef'ul bosa kem ikinci mef'ul bo'lyapti. Vahye sani mef'uli ateyna ve o kem ateyna fiilinin ikinci mef'uludur. Ve mumayyizuha onun temizi ise min ayetin beyyine şu açı hüccet kelimesi onun temizidir. Açı hüccetler yani zahira, zahir boyayan, malum boyayan hüccetlerdir. Ke felakil bahr mesela denizde açılışlığı Musa aleyhisselam Bani İsrail'e hicretke davet kıldılar. Hammasi labbayk dedi, hicretge çıktılar. Kaçıp gelişe yaptı, arkasından firan kulap geli yaptı, aldılardan dengiz çıktı. Allah-u Teala kudretini kürsetti. Bütün Ben İsrail nihayette katta bir mucizenin şahidi buldular. Dengiz açıldı. Hammasi dengizden bir emaral öttü. Ve firan bana gark buldu. Kanca mucizelerde gördü bunlar. Ve inzalil menni ve selve. Kim ula sahrada yürüp aç kagenden kiyin, Musa aleyhisselamga aytdi biz aç kaldık, mana vatanimizni tashab keldik. Har bo'lib, sarson bo'lib yuribmiz. Deganda Musa aleyhisselam duo qildilar, osmondan tayyor taomlar tushdi. Man, shirinliklar, salva, bedana maza qilib yeyishdi. Va yana boshqa qancha mo'jizalarni ko'rdi ular. Fabaddalu kufran, fabaddaluha kufran. Bu ne'matlarni kufrga almashtirdi ular. Ne'matlarga shukr qilishdi, nega kofir bo'lishdi? وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللّٰهِ اَيْ مَا اَنْعَمَ اللّٰهُ بِهِ عَلَيْهِ مِنَ الْآيَاتِ Kim de kim Allah'ın nimetini almıştırsa, yani Allah-u Teala bu mucizelerden nimet kılıp bir odu, şu nimetlerden almıştırsa, لَنَّهَا سَبَبُ الْهِدَيَةِ Ayetler bu mucizelerini üçün nimet değil yaptı, çünkü hidayetinin sebebidir. Bunu elbette nimetliği her taraftan nimettir. مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ Ularge bu nimetler mucizeler kiygenden kiyin bu nimetli terkilip onu küfran küfürde almıştır valise fe innallaha şedidul iqabi lehu elbette Allah-u Teala bunda insanlarga iqabı azabı kattı bu genzattır Allah subhanehu ve teala bu ayette yine Ben İsrail'e kayttı ütken ayetlerde gördüyüz uzunin hükümlerini emirlerini nihayette mükemmel şekilde beyan kıldı Kalbinde zerre kadar imanı bulgen adam, itaat kımasından başka çaresi yok. Belki hursan bulgen halette, sevingen halette, huzunu saadetli bilgen halette, Allah subhanehu ve teala'yı itaat kılıçlığı lazımdır. Şimdi bu yerde Allah Teala yine Ben İsrail'de kilitleri yaptığını mı için? Birinciden Ben İsrail, hadi buzları muhalefet kılı yaptı. Zaten İslam hiç kimye karşı çıkmaydı. Hadi İslam'a taş atışadı, İslam'a karşı, İslam'a karşı deydi, tuhmat kılışadı. İslam hiç kimseye karşı çıkanı yok. Ular İslam'a karşı çıkıyordu. Biz ulaya karşı çıkanımız yok. Ular bizge karşı çıkıyordu.
Adam aleyhisselam cennetten çıkanları da ve o kişiden farzından terkalgeni de dünyada kaysa din barıdı deseyiz, hemese dedi ki fakat yine Allah'ın dini barıdı. Adam aleyhisselam ve zürriyatı fakat yine Allah'ın hükümlerine binan yaşarıdı. Yeryüzü de hiç kadar günah yoktu. Kabil şu Habil'de öldürgende katil sadır buldu. Ondan aldığında hiç kendine günah yoktu. Kiçkine hatalar buladı yani insan bu yandakiyin. Demek yeryüzünü Allah-u Teala küfürden, şirkten, bidiyetten, mahsiyetten, günahının hemen türüden paklagenidir. Pak pakizeydi. Lekin kiyin bana Nuh Aleyhisselam zamanında kafirlerinin türü çıktı. Kiyinki peygamberlerin zamanında her hıl kafirler, tabakaları, firkaları payda buldu. Demek ki dünyanın hayatındaki asıl İslam'dır. İslam idi asıl. Bunlar bizge karşı çıktı. İslam, Muhammed Aleyhisselam'ın kelişliği bilen paydamına yenge bir dinmez. İslam, Muhammed Aleyhisselam, ötken peygamberlerinin dinini devam ettirgen, ötken peygamberlerinin dinini bir devamı halas. Yenge bir dinmez. Aldığından devam ettik gelip durgen dinini devam ettirdiler. Ular karşı çıkıyordu. Hazırım dünyadaki bütün kafirler, fasıklar, münafıklar hadi bizge taş atışadı, Müslümanlar karşı geledi, muhalefet kıladı, uykuladı, bizi yıkıtmakçı, bizi yokatmakçı. Bu mesela bütün imkaniyet kulları da birçok Müslümanlarda hiç nese yok. Şunda hep korkuşadı. Belen belen kasırlarda oturuyken minkta adam onları da korkulayıptı, bütün aparatlar onları da korkulayıptı. Şunda hem korkuşadı. Şunlarla Müslümanlar girip çıkadı. Ayetçede bizge karşı çıkıyordu dedi. Yok. Ular bizge karşı çıkıyordu. Ular Allah'a karşı çıkıyordu ular. Bütün peygamberlerge karşı çıkışı yaptı. Ular bütün insaniyetge hıyanat kılışı yaptı. Hakikatge karşı çıkıyordu. İlimge, mağrifetge, güzellikge, cennet yoluge karşı çıkıyordu ular. Müşrikler elbette Mekke'de daim muhalefet kılıçtı. Medine'de sel uzada kalıştı biçareler. Yedi Mekke'de yenge düşmanlar payda buldu ki Yahudiler, ahli kitap. Hadi peygamberimizge muhalefet kılıçadı. Ötken ayetlerde zaten ötken ümmetlerge tegiştiği bazı nesiler zikir kılını yaptırıyordu. Yani ötken ümmetlerge fers kılıngen deksilerge hem ruza fers kılındı. Diyenler ki Yahudiler nihayette yandı. Demek ki onlar da ayıbı açıldı da. Bana şu ayetler bilen sahabeler bilvaldı ki ahli kitap Yahudiler roza tutadığı sahtakar. Onlar da rozası batıl. Onlar da ayıbı açıldı. Bana şundik bütün hükümler nazil mügenseri sahabeler böyle yaptı ki ahli kitaplar hepsi kezzap. Onlar dini batıl. Onlar namazı yem, ne doğru namaz, rozası yem, hacci yem, umresi yem, sadakası yem, cihadı yem, itikadı yem, nikahı, bütün muamelesi, muaşerası batıl. Özgertirgen onlar. Büzgenliği bilini yaptı. Ahkamlar nazil bugünseri hakikat ortaya çıkı yaptı. Kiyin Yahudilerde damlaları, mürlaları fitne kılı yaptı. Bu Muhammed'de mahsadı fakat büzgen muhalifat kılış. Ne mersek tezkarısını yapır oradı bu. Bunu mahsadı bizi yok atış, bizi ayıbdar kılıp hemen bizi yaman kürsetmekçi. De fitne kılış orardı. Şunun için Allah-u Teala yine Bani İsrail'e kaydı. Bani İsrail, İsrail oğulları, Yakub Aleyhisselam oğulları, Peygamber'de farzandısızlar. Avamlar dedi ki ak suyaklardır. Peygamberler de ballarısılar. Eşanzadeler, eşansılar, hocasılar bana. Uyalmıyorsalar mı? Peygamber'de zürriyatı bıptırıp peygamberlerge hıyanat kılasılar. Ahirgi peygamber, en afzal peygamberge düşman bulasılar. Şu itibardan Bani İsrail'in meselesi geldi. İkinci sebebi Allah-u Teala Bani İsrail'in halatını beyan kılıyordu. Bani İsrail bizge karşı çıkmayan takdirdeyim ular hıyanat kılıştı. Ve hazırem hıyanat kılışı yaptı. Yahud Nasraniler milyonlarca insanlardı aldab cehennem yapketi yaptılar. Lekin Yahud Nasraniler'de milleti bunu bilmiyordu. Uzlarına haklı böyleydi, biz cennetke baramızdı böyleydi. Rusya'dakiler, Avrupa'daki, Amerika'daki Yahud Nasraniler ahli kitap hamasi biz cennet yolda keti yapmızdı böyleydi. Ularda damlaları, mülleleri aldab cehennem yapketi yaptı.
Allah Teala ularning holatini bayon qilyapti. Ularda qanchalik bir qabih, qanchalik bir jaholat holatda ekanligini bayon qilyapti. Endi bu oyatda bu yerda kelganligining uchinchi sababi shuki, ey qullarim, ey mu'minlar, sizlarga mana Qur'on keldi, saodat keldi, haq yo'l keldi va men sizlarga haqiqiy hayotni ko'rsatyapman, ahkomlarimni bayon qilyapman, amallarni o'rgatyapman, sizlar Bani Isroil holatiga tushib qolmanglar. Sizlar o'tgan qavmlarning yo'liga ergashib ketmanglar. Sizlar bu narsalarning qiymatini bilinglar. Bu ne'matlarning qadr qiymatini bilinglar. Agar qadr qiymatini bilmasalaringiz, tark qiladigan bo'lsalaringiz, unda mana bularni boshiga kelgan narsa sizlarni boshlasa keladi, deyapti. Mana shu 3 ta e'tibor qiling, uchalasi ham nihoyatda muhim masala. Shu 3 ta hikmat va undan boshqa qancha hikmatlar uchun Alloh taolo yana Bani Isroilning masalasiga qaytdi. Va shunchalik mahkam ushayaptiki, ey Muhammad, Bani Isroildan so'ra. So'ra ulardan, ha deb kelib senga tashlanyapti, e'tiroz qilishyapti. So'ra, kam ataynahum min ayatin bayyina. Ularga biz ochiq hujjatlardan, mo'jizalardan qanchasini keltirdik? Qancha mo'jizalarni berdik ularga? Qarang, zotan yahudiylar, nasroylar maqtanadi shunga. Shu tarixda o'tgan, tarixda bo'lgan mo'jizalar uchun maqtanib kibrlanishadi. Bizda ham bor-ku, shirkka botgan, bidiyatga botgan kishilarni qarasangiz, o'tirib olishib majlislarda bizning ajdodlarimiz katta avliyo bo'lgan ekan ular. Alloh do'stlari bo'lgan ekan deydi. Hech kim unga aytmaydi-ki, sizning ajdodlaringiz Alloh do'stlari bo'lgan ekan. Siz nimaga Firavn do'sti bo'ldingiz? Sizning ota-bobolaringiz dinga xizmat qilgan ekan. Siz nimaga kufrga xizmat qilyapsiz? Sizning ota-bobolaringiz kofirlar bilan jihad qilgan ekan. Siz nimaga musulmonlarni yo'qotishga xizmat qilyapsiz? Deydigan odam yo'q. Yahudlar ham shundayki, bizning ajdodlar katta avliyolar bo'lgan. Ularga qancha mo'jizalar kelgan. Tarixda bo'lmagan ishlar bo'lgan, dengiz ochilgan bizning ajdodlarimizga. Deb maqtanishadi. Bizning ajdodlarimiz bemalol o'tib ketgan. Firavnning dushmanini bitta tosh otmasdan halok qilib yuborishgan ular. Bizning ajdodlariga osmondan tayyor ovqatlar tushar edi. Taomlar tushar edi, taomlarda ham eng yaxshilari tushar edi. Toshni urishsa suv chiqar edi. Deb sanashaveradi, yon boshlab olishib. Lekin shularni gapirtiring siz yahud nasoylar bilan o'tirganingizda bir so'rasiz, gapiradi. Hammasini aytingki, yoz, esingdan chiqib qolmasin. Bu mana bitta mo'jiza, bu ikkinchi mo'jiza, 10 ta, 100 ta bo'ldi. Endi bitta-bitta hisob qilamiz seni. Xo'sh, shuncha mo'jiza kelgandan keyin uyalmaysizlarmi Allohga nonko'rlik qilasizlar? Alloh taolo sizlarni Firavndan qutqardi, hozir endi o'zlari Firavn bo'lib olibsizlar ekan. Bu nima qiliq bu? Allohning dushmani bo'ldilaringiz. Deysiz, hech narsa deya olmay qoladi sizga. Gapirganiga pushaymon bo'ladi. Shuning uchun yahudiylarning domlalari aytadiki, sahobalariga borib, bu Tavrotdan gapirmanglar derdi. Bizi darsdagi bo'yilib turgan narsalarni gapirmanglar. Bizni ziddimizga ishlatadi keyin deyishardi. So'ra ulardan qanchadan qancha ochiq oyatlar berdik ularga. Nihoyatda ko'p. Bu yerda ikkita zikr qilindi, dengizda ochilishligi va bu narsalar tushligi. Payg'ambarimiz alayhisolamning zamonigacha qancha mo'jizalar bo'ldi. Bani Isroil degandan keyin nasroylar ham kirib ketadi bu yerga. Iso alayhisolam zamonidagi mo'jizalar, Davud alayhisolam zamonidagi mo'jizalar, Sulaymon alayhisolam zamonidagi mo'jizalar, Yusuf alayhisolamning zamonidagi mo'jizalar hammasi kirib ketaveradi. Shu Yaqub alayhisolamdan keyin Muhammad alayhisolamning zamonigacha bo'lgan hammasi kirib ketaveradi. Shuncha mo'jizalarni ko'rdilaringiz. Buncha mo'jizalarni ko'rgan insonlar albatta Allohga shukr qilishlik kerak edi. Allohga itoat qilish kerak edi. Allohning yo'lida bo'lishlik kerak edi. Sizlar nima qildilaringiz? Sizlar islomga dushman bo'lib qoldilaringiz-ku. Va bu ne'matlarning ichida albatta islom, iymon ne'mati ham bor. Aytayapsiz-ku, o'tgan butun payg'ambarlar islom va iymonga da'vat qilgan. Muhammad alayhisalom ham shunga da'vat qilyapti. Bu yana bir bor takrorlandi. Bu ne'matga qanday muomala qildilaringizlar? Bu ne'matlarning ichida Allohning kitobiga ergashishlik, Allohning kitobini kiyganligi bor. Allohning kitobiga so'zsiz itoat qilish kerak edi. Sizlar qanday muomala qildilaringiz? Bu ne'matlarning ichida payg'ambarlarning kelishligi bor va payg'ambarlarga ergashishlik masalasi bor. Sizlar nima qildilaringiz? Ular nima qildi?
hammasini jaholatga almashtirishdi. Hammasini zalolatga almashtirishdi. Hammasini kufrga almashtirishdi. Hammasini shirkka almashtirishdi. Bunday go'zalliklar o'rniga kufr shirkni sotib olishdi ular. Biz ichimizdagi musulmonman deyap turganlar aynan ularning yo'lidan ketib dinini tark qilyapti. Dinini sotib o'rniga zulm, kufr, shirk, bid'atni olishyapti. Shuning uchun Alloh taolo bir daniga va man yubaddil ni'matallohi deyapti. Kimda-kim Allohning ne'matini almashtirsa deyapti. Qarang bir daniga. Chunki ularni almashtirganligi aniq. Almashtirdi yo'q. Yahud nasroniylar bilan xolagani bilan tortishing, albatta u mag'lub bo'ladi, hech narsa deya olmaydi. Yerga qarab qoladi bechora. Alloh aytayaptiki, Allohning ne'matini kim ikki almashtirsa deyapti. Almashtirdilar esalar. Mo'jizalar ne'mat deyilyapti. Nimaga? Hidoyatga sabab bo'lganligi uchun. Nimaga? Najot bo'lganligi uchun. Masalan, shu dengizda ochilishdagi bir mo'jiza va yana uning ustiga Firavndan qutulyapti bular. Mo'jizalar insonga ham dunyoda ham oxiratda ne'matdir. Agar o'sha yerda Alloh taolo dengizni ochmagan dedi. Shu mo'jiza ko'rinmagan dedi. Firavn Bani Isroilga yetib olardi, qancha zulm qilgan bo'lardi. Qanchasini o'ldirgan, xorlagan bo'lardi. Lekin Alloh taolo shunchalik bir marhamat qildiki, birorta Bani Isroilga ular qo'lini tekiz olmadi, qo'lini uzata olmadi ular. Alloh shu darajada mukammal bir ne'mat berdi. Lekin bular nima qilyapti endi bular? Alloh eng mukammal ne'matni bersa-yu, dushmani qo'lini uzata olmagan bo'lsa, lekin bular hozir Allohning dushmani bo'lib olgan bo'lsa, payg'ambarlarga qarshi kurashib turgan bo'lsa, payg'ambarlarga ergashganlarga qarshi kurashib turgan bo'lsa, nima deyish kerak endi bularni? Qarang, har birta mo'jiza ne'matdir. O'sha sahroda osmondan tayyor taomlarning yog'ishligi ham mo'jiza ham ne'mat edi. U atrofdan ular hech qanday taom topisha olmasdi. Dashti biyobonlarda, sahroda qaydan topadi bu narsalarni? Boshqa shaharlarga, mamlakatlarga jihodga Alloh taolo buyurdi, qilish olmadi uni. Nihoyatda qo'rqoq bo'lib qolgan Bani Isroil, nihoyatda qo'rqoq edi. Soyasidan ham qo'rqardi. Bizning zamondagi musulmonlar o'zini o'g'lidan, dadasidan qo'rqsa, ular soyasidan ham qo'rqishar edi. Shu darajada edi. Bizning zamondagi musulmonlar devordan qo'rqsa, devorda quloqi bor, ko'zi bor deb. Oldingi zamonlarda devorda quloqi bor, hozir ko'zi ham bor hozir. Bani Isroil soyasidan ham qo'rqishar edi. Nihoyatda qo'rqib, ichiga singib ketgandi qo'rquv. Bizda ham ba'zi musulmonlar shunday. O'zini zulm ko'rgan mintaqasidan hijrat qiladi yo qochib ketadi, dunyoning uchagasiga borib olgan hali ham qo'rqib yuribdi. Hali ham yashinib taktika qilib yuribdi. Hayron qolasiz. Allohdan shunday qo'rqsaydi, bular avliyo bo'lishar edi. Allohdan qo'rqmaydi. Zolim hukmatlardan shunday qo'rqadiki hayron qolasiz. Har birta so'ziga diqqat qiladi, har birta harakatiga diqqat qiladi. Shuni biz qila olmaymiz, chunki bilib qolsa yomon bo'ladi. Shuni biz gapira olmaymiz, chunki bilib qolsa yomon bo'ladi. Falon yerga bora olmaymiz, falonchi bilan gaplasha olmaymiz. U dunyoni bir chekasidagi u. Firavn shunday qo'rqitib ularni quldan battar qilib tashlagan edi. Lekin Alloh taolo bu mo'jizalarni ko'rsatyapti, har bittasi ne'mat. Shuning uchun Alloh taolo ne'mat deyapti buni. Tavrotning kelishligi mo'jiza va ne'mat, dunyo oxirat ne'matlaridir. Kimiki ne'matni almashtirsa, min ba'di ma ja'athu, unga bu ne'matlar kelgandan keyin, ne'mat keldi, almashtiryapsiz. Fa innalloha shadidul iqob, albatta Alloh taolo iqobi qattiqdir. Endi bularga qattiq azob beradi Alloh taolo. Dunyoda ham oxiratda ham. Ya'ni biz bu oyatlarga ishonaylik, iymon keltiraylik. Hozir musulmonlarning ko'pchiligini xabari yo'q. Hozirgi musulmonlarning ko'pchiligi shu oyatga mutlaqo zid bo'lgan aqidada. Qandek? Yahud nasroniylarni shuncha yaxshi ko'rishadiki, Yahud nasroniyaga shu darajada ergashadiki, yangi bir qiliq chiqargan bo'lsa, darrov shuni moda qilib yurishadi. Ko'ryapsizlarki, hozirgi musulmonlarning ko'pchiligi shu darajada ahmoqki, kofirlar, yahud nasroniylar yangi modasi nima? Shimini yirtib olyapti. Shimini yirtib olsa musulmonlar ham yirtib olyapti. Bundan 10 yil oldin musulmonlar tikilgan libosni kiymas edi. Bu yirtilib, bu tikib degan, kiymayman buni, yangisini olib berasizlar.
chiqmayman bo'lsam ko'chaga. Deb ota-onasiga nos qilar edi. U tikilgan nimani qanday kiyib chiqaman buni? Deyishar edi. Hozir 10-15 ta yerdan yirtilingan, faxrlanib yuribdi, maqtanib. Rivojlangan odam. Musulmonlar shu darajada bir johil bo'lib qoldi. Qarang, Yahud nasroniylariga ko'zini bekitib olib yashayapti. Lekin Yahud nasroniylar to'g'risida Alloh aytayaptiki, ular bizi bütün ne'matlarimizni zoya qildi. Bütün ne'matlarni muqobiliga nonko'rlik qildi ular va ularga men qattiq azob beraman deyapti. Dunyoda ham oxiratda ham xorlayman deyapti. Qanday qilib aqlli inson dunyo va oxiratda xorlikka mahkum bo'lgan kishilarga ergashadi? Bundan oldingi oyatlarda keldi-ku Alloh taolo aytdi: "Duribat alayhimu zillatu wal maskana." Yahud nasroniylariga xorlik va kambag'allik urib qo'yilindi. Yahud nasroniylar hech qachon aziz bo'lmaydi. Xor ular, aziz deb o'ylamang. Siz Yahud nasroniylarni aziz deb e'tiqod qilsangiz, kufrda xatari bor, kufrda. Aziz deb e'tiqod qilishingiz mumkin emas. Alloh aytayapti, "Duribat alayhimu zillatu." Xorlik ularga urib qo'yildi, deyapti. Xor ular, Alloh xor qilgan ularni. Alloh xor qilgan kishini siz qanday qilib aziz deb, g'olib deb, hokim deb e'tiqod qilasiz? Qanday qilib uni o'ziga rahbar deb qabul qilasiz, ustoz deb qabul qilasiz? Ergashasiz unga, dohi deb qabul qilasiz. O'zlari bezor-ku, musulmonlar hech uyalmaydi ham. 100 yil lelinda orqasidan yugurishdi. Dohi topdik mana. Bunaqa dohini ko'rmagandik. Hayvonlar ham sharmanda. Deb yugurishdi, ko'rdilaringiz, ruslarni o'zi lelinni betiga tupurishdi. O'zlari so'kib, o'zlari nafrat qilib rad qilishyapti. Bizi diyorlarda ba'zan eshitib qolaman, ba'zan yoshi katta odamlar keladi. Ba'zi chola kampirlar yig'lab o'tiribdi ekan. Lelinni zamonlari yaxshi edi. Afsuslanib o'tirishibdi. Qani edi o'sha zamonlar qaytib kelsa? Qarang, bu darajada johil bo'ladimi musulmon? Bunday musulmonlar o'zlarini musurmon deydi. Musurmon degan. O'zlariga yaxshi ot qo'yishgan. Fa inna Alloha shadidul iqob. Allohning ne'matlarini xorlaganlarga Alloh taolo azobi nihoyatda qattiqdir. Ularga havas qilmang siz. Hozirgi musulmonlar kofirlarga havas qilganligi uchun boshiga shunday xorliklar kelyapti. O'zingiz qadr-qiymatingizni biling, yo'lingizni biling. Biz faqat payg'ambarlarga va payg'ambarlarga ergashganlarga ergashamiz. Boshqa gap yo'q. 212-chi oyat. Zuyyina lillazina kafarul hayatud dunya va yaskharuna minal lazina amanu val lazina taqav fawqahum yawmal qiyama. Vallohu yarzuqu man yasha'u bighayri hisab. Kofir bo'lgan kishilarga dunyo hayoti zinatli qilindi. Va ular iymon keltirganlarning ustidan masxara qilib kuladilar. Masxara qiladilar. Va taqvo qilgan kishilar qiyomat kunida ularning tepasidadir. Va Alloh o'zi xohlaydigan kishilarga hisobsiz rizq beradi. Suyuti aytayaptilar: Zuyyina lillazina kafaru min ahli Makka. Makka ahlida bo'lgan kofirlarga zinatli qilindi al-hayatu dunyo, dunyo hayoti bitta muhi, ya'ni xunuk narsalar chiroyli qilinishligi bilan. Fa ahabbuha, ular ham shuni yaxshi ko'rishdi. Va hum yaskharuna minal lazina amanu li faqrihim. Va ular iymon keltirganlarning ustidan masxara qilib kulishadi, ular faqir bo'lganligi uchun. Kabilalin va Ammarin va Suhaybin. Masalan, Bilal, Ammar, Suhayb ko'rishgan sahobalarning ustidan masxara qilib kulishar edi. Ayas tahzi'una bihim, ya'ni ularni pastga urishar edi. Va ta'aluna alayhim bil mali, va mollari bo'lganligi uchun ulardan o'zini baland tutishar edi. Vallazina taqav ash-shirka, va shirkdan taqvo qilganlar, shirkdan saqlanganlar. Va hum haula, shirkda saqlanganlar Bilal, Suhayb, Ammar va boshqa sahobalardir. Fawqahum yawmal qiyama, qiyomat kunida kofirlarning tepasidadir. Vallohu yarzuqu man yasha bi ghayri hisab. Va Alloh taolo o'zi xohlaydigan kishilarga hisobsiz rizq beradi. Ay rizqan vasiyan fil akhirati, ya'ni oxiratda nihoyatda keng rizq beradi. Av dunyo yoki dunyoda ham beradiki bi anyamlikal mashuru minhum ammo ala sahirin va riqobahum. Masxara qilingan kishilar masxara qilganlarning molini va bo'ynini qo'lga olishligi bilan. Va shunday bo'ldi ham haqiqatda.
Allah Teala Ben İsrail'in kafir bu geldiğini eti yaptı. Züyine lillezine keferu diyordu. Bunlar kafir buldular. Suyuti bir de hazır keferunu min ahli Mekke de yaptılar. Mehlekke'den bu mehle, Mekke'nin ahliden bu geldi yaptı. Lekin bunda kayıtlaştık doğrumez. Allah Teala bana kafirlerde mutlak yapır yaptı. Ve onun üstüge Ben İsrail'in meselesinden kiyin geldi mi? Onu Mekke ahlige haslaştık caizmez. Demek üçte tefsir ki çıkıyordu. Bittesi bu kafirlerden maksat Mekke'deki müşrikler. İkinci tefsir Ben İsrail. Üçüncü tefsir ise bütün kafirler. Üçüncü tefsir deseyiz hiç kendime ne ihtilap kalmaydı. İkinci tefsir Ben İsrail deseyiz zaten bundan aldığın ayette Ben İsrail dostu geldi. Lekin Ahli Mekke deseyiz o yukarıdaki ayette doğru kemiği kaladı. Kafirler ne için bunu yıkılıştı? Neme ki Allah'ın nimetlerini, mucizelerini terk kılıştı? Neme ki Allah'ın yolunu terk kıldılar? Çünkü onlara dünyanın hayatı ziynetli kılındı. Dünyanın hayatı onlara çırali göründü. Şunun için ahirette terk kıldılar. Dünya için terk kılıştı. Bütün kafirler şundik. Karin züyyine kim ziynetli kıldı? Şeytan. Şeytan onlara dünyanın hayatını ziynetli kılıp gösterdi. Çünkü kafirler kança bosa bosun, kim bosa bosun, Yahudi mi, Nasrani mi, Komünist mi, Demokrat mi, kim bosa bosun. Şu kafirler hepsi özünü nihayet takıllı dediği, lakin beçareler, summa beçareler, summa beçareler şeytan geri geçirdi. Yani, şu mu seni akıllıliğin, şu mu seni terakkiyatlı yani, çünkü okup, tepekel bulup, saçların tükülüp, ahirgi topgan nuqtin yetishgan nuqtin shaytonga qul bo'lishlik bo'ldimi? Shaytonga va yana shaytonni dushmanligini bilishadi o'zlari. Yahud nasroniylar biladiki bu narsalarni. Shaytonni dushman deyshadi ular. Lekin mana ahmoqlik qilgan, jaholat qilganki shaytonni quli bechoralar. Shuni tushuntirish kerak bechoralarga. Albatta avvalo musulmonlarga tushuntirish kerak buni. Kafirlere hem çöntürüş gerek. Müslümanlara çöntürün kabul kımasa, vaktinizi zayi kımayın. Kafirlere çöntürün. Bizi vazifemiz davet kılıçlıyık. Bu hakikatleri bilmeydi beçaralar. Şeytanga kul bulup etiketi yaptı. Şeytan onlara dünya hayatını çıralı kılıp gösterip verdi. Hemesini bünnüden sım ötküz vayan. Hala gen tarafıya iteklep keti yaptı. Kafirler meneşin diye bir ayançlığı, şimdi bir peskeş halette. Kendi kılıbısı yani kafirlerde havas kılasız. Ularge iri geçesiz. Ularge buluşlikke hareket kılasız. Sizi aldıcıda peygamberlerde yolu türüptü. Cennet yolu türüptü. Allah'ta yolu türüptü. Ve siz Allah'ki ibadet kılıyapsız ki. Bu kafirler uzları meskara kılınadigen halette yu. Ve yeskharuna minellezine emenu. Ve yine iman kildirgenlerde meskara kılışadı. Uzları şeytandı kulu. Bedbek huzlar, rasva, şermende yani mumullerde üstten mesele kılışadı. Dünyaya şu derecede elden gen olar. Şu derecede elden gen. Şu derecede kürüp koygen olar. Ayrıca diyor ki, iştahını yok, iştahını yırtıkka külüptü diye diyor. Uzu iştahsız da eti yaptı, kara iştahının yırtılıp kaptı, bana tizyen kürünüp kaptı deyip külü yaptı. Uzu iştahsız. Sen nümayet işke hayransız bunge. Bunlar mumullerde üstten külüş yaptı mesele kılıp. Sizlerde mallarız, asılar, hak busalarız, nime gelsilerde pülleriz yok. Hak busalarız, nime gelsilerde hükümetleriz yok. Sizler hak busalarız, kanisilerde kuvvetleriz. Nime gözlerizi himaya kılalmıyorsalar, de mesele kılıçadı. Bilal'da elbette mesele kılıçtı, Ammar'da Suhayb'de mesele kılıçtı. Medine'de hem sahabelerde Yahudiler mesele kılardı. Münafıklar mesele kılardı. Hazır hemen köre hepsi kafirler, münafıklar, fasıklar. Mumunlarını, hakiki takvali kişilerde mesele kılışı yaptı. Her kanakası ya. Köçede kürseye mesele kılı yaptı. Mahallelerde otursaya mesele kılı yaptı. Radyo deyem, gazete deyem, jurnal deyem, TV deyem. Daim mesele kılışadı. Başka işleri yok. وَالَّذ۪ينَ اتَّقَوْ فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Ve takva kıyan kişiler ise kıyamet günde ulanın tepesi de dur. Yani ular cennette bulur. Cennet Vargansar derecesi baland bulur adı. Cehennem ise pasta. Şunun için takva kıyan kişiler cennette buladılar, balandda buladı.
kafirler ise pastda bo'ladi. Bazen Allah Teala cennetten cehennemin ortasındaki perdeni açadı. Mesela Kur'an'da keladi ki: "Yetesaluna anil mujrimina ma salakakum fi saqar." Cennetdagilar cehennemdagilardan soruyapti. Sizlarni Saqar cehennemiga nima olib keldi deyapti. Birinchi javoblari lamnaku minal musallin, biz namaz o'quvchilardan bo'lmadik deyapti. Namaz o'qimayapmiz ekan deyapti. Qarang, ba'zan pardani ko'taradi Alloh taolo. Bir-birini ko'radi. Endi jahannamdagilar tepadagilarni ko'radi. Qarasaki, o'zali masxara qilib yurgan, zulm qilib yurgan, mensimagan, shu ham odammi degan, mulkini tortib olgan, uyini tortib olgan odamlari jannatda podshohlarda yashab yurishibdi. Qasrlar, mulklar qo'yarasiz endi. Qimmatbaho liboslar, bog'lar, haligilarni ko'rib qancha eziladi bular. Qancha eziladi. Va jannatdagilar ham qaraydi. Qarasiz, sizni tahdid qilganlar, sizni qo'rqitganlar, sizni mulkingizni tortib olganlar, tortib olib, bor xolaganingga shikoyat qil. Kim seni himoya qiladi? Hech kim dardingni eshitmaydi. Hech kimga dardingni ayta olmaysan. Rozi bo'lishdan boshqa choring yo'q. Deb kibr qilganlarni ko'rasizki, nihoyatda xor holatda. Nihoyatda xor. O't ichida yiring, ilon, chayonlar, farishtalar uriyab turgan, dod faryod qilyab turgan. Hamma taraflar qop-qora bo'lib ketgan yonganligidan. Qop-qora tutunlar ichida. Va bu faqatgina shunday qarashlik bo'lmaydi. Shunda siz kulasiz keyin. Falyawmal lazina amanu minal kuffari yadhakun. Alloh aytayapti, bugun iymon keltirganlar kofirlar ustidan kulishadi. Keyin siz kulasiz keyin. Ha, nima bo'ldi? Qani sizlar jang g'olib bo'ladiganlaringiz-ku? Sizlar hech xor bo'lmasdilaringiz-ku? Bizni hech kim himoya qila olmas edi-ku? Nima bo'ldi endi? Kim sizlarni himoya qiladi? Kim sizlarga yordam beradi endi? Dunyoda sizlar bizga zulm qildilaringiz, bizga savob bo'ldi. Ama shuni bilaylikki, bu qachon bo'ladi? Ya'ni siz qachon tepada bo'lasiz? Dunyoda ham tepada bo'lsangiz. Va pastga tushib olsangiz, tepada bo'la olmaysiz. Pastga tushmang. Ya'ni kofirlarga xor bo'lmang. Bilol qanday edi Bilol? Shuncha azob berishsa qaytmadi-ku. Bo'yin egmadi-ku ularga. Hamma sahobalar shunday. Sen bo'yin egmaysiz kofirlarga. Nimaga bo'yin egasiz? Yo'q. Ha, holatni ko'ryapsizki, masalan bir tadbir qilsangiz, shaytondan qochib ketishingiz, qutulishingiz mumkin. Shunda Islom sizga izn beradi. Qalbingizda yomon ko'rib, tilingizda ba'zi kufr kalimalarni gapirib, ularni qo'lidan qochib ketib, keyin yana diningizga mahkam bo'lasiz. Ularga qarshi kurashasiz. Bu boshqa holat. Lekin hozirgi musulmonlar shu narsalarni noto'g'ri tushunishadi. Shu oyatlarni aytsangiz, noto'g'ri tushunadilar. Kofirlar bu dunyoda bizga zulm qilaveradi, biz xor bo'laveramiz. Biz eshakda ishlataveradi, biz ham eshakda ishlaveramiz. Qiyomatda ko'ramiz keyin. Qiyomatda biz jannatda bo'lamiz, ular pastda bo'ladi, keyin kulamiz ustilaridan. Ha, nima bo'ldi endi, deymiz. Deyishadi, yo, noto'g'ri. Bunday musulmonlar kofirlar bilan birga bo'ladi. Jannatda bo'lmaydi ular. Chunki mu'min kishi xorlikka sabr qilmaydi. Xorlikka sabr qilishlik joiz emas. Oyatlarda ochiq keladi-ku. Alloh taolo o'sha kofirlarning zulmiga sabr qilib yashayib turgan, xorliklarga sabr qilib yashayib turganlarni zolimi anfusihim, o'zlariga zulm qilganlar deydi. Farishtalar aytadiki, "Fima kuntum?" Sizlar qanday holatda yashardilaringiz desa, kunna mustaz'afina fil ard. Biz yer yuzida zaiflaridek, ojizidek qo'limizda hech narsa kelmas edi. Dushmanlarning qo'lida hamma narsa bor edi, siyosat, hukumat, arbiya hamma narsa bor edi. Bizning qo'limizda hech narsa yo'q edi. Xor bo'lib yashadik deyishadi. Farishtalar aytadiki, alam takun ardullohi vasi'atan. Allohning yeri keng emasmi-di? Fatuhajiru fiha. Hijrat qilsalaringiz bo'lmasmi-di deydi. Innamay qolishadi. Ular jahannamga ketadi. Fama'wahum jahannam deyapti Alloh taolo shu oyatning oxirida. Ularning qoladiganlari jahannam deyapti. Ular jahannamga ketadi bunday musulmonlar. Bu yerda qiyomatda ularning tepasida bo'ladigan taqvoli kishilar dunyoda ham tepada bo'lishlik kerak. Ulardan ustun, ulardan afzal bo'lishligingiz kerak. Ularga xor bo'lmang.
O'zingizni ham o'zingizga kegishli odamlarni ham xor qilmang. Siz dinni mahkam ushlang, Alloh sizni aziz qiladi. Hech kim sizni xorlay olmaydi. Hech kim. Qiyomat kunida aniq bu narsa. Qiyomat kunida ularni xor bo'lishligi yu sizni aziz bo'lishligingiz aniq narsa. Dunyoda ham aniq narsa bu. Mana Alloh taolo kengaytirib aytayapti. Vallohu yarzuqu man yasha bi-g'ori hisob. Va Alloh o'zi xohlaydigan kishilarga hisobsiz rizq beradi, deyapti. Qarang. Rizqni masalasida ham mullalar bizi fikrimizni buzib qo'ygan. Birinchidan mag'lub davlat topmaylar. Yaxshi emas. Gunoh bo'ladi. Mag'lub davlat bilan nima ishlaringiz bor? Mabodo xatoni topgan bo'lsalar bizga gap kelinglar. Tez o'zimiz hal qilamiz uni, deydi. Shug'ullanmanglar, deydi. Shunday qilib ummatni mana o'tirgizib qo'yishdi. Soat ishlab chiqarishda ummat nihoyat orqaga ketdi mana. Lekin Alloh taolo o'tgan oyatlarda ham aytdim, doim bizni targ'ib beryapti. Rizqda ham aytayaptiki, men xohlaganimga hisobsiz rizq beraman, deyapti. Bizning mullalar nima deydi? Molni ko'paytirmanglar. Sal tushunganlar aytadiki, o'zingga yarasha bo'lsin, ko'pini so'rama, deydi. Kerak emas ko'pidek. Moling ko'payib ketsa adashib ketasan, deydi. Yomon yo'llarga kirib ketasan, deydi. Kerak emas, deydi. Ko'pchilik dindorlar shunday deb o'ylaydi. Kunim yaxshi o'tadigan bo'lsa bo'ldi, deydi. Boshqasi menga kerak emas, deydi. Bilmadim endi bir chamadonda ko'rsatsangiz nima derkin. Bu boshqa masalada, lekin hozir yo'qligida shunday deb yurishadi. Kerak emas bizga, deydi. Lekin Alloh taolo targ'ib beryapti bizga. Vallohu yarzuqu man yasha bi-g'ayri hisob. Hisobsiz beraman, deyapti. Qarang, xohlaganlarimga, deyapti. Bu bilan targ'ib beryaptiki, sizlar ham shulardan bo'linglar, deyapti. Demak, biz Allohga duo qilishligimiz kerak. Ya Rabbi, bizga ham hisobsiz rizq beradigan qullaringdan qilgin. Deb so'raylik, intilaylik, beradi Alloh taolo. Sahobalarga berdi-ku hammasiga. Hammasi boy bo'lib ketdi-ku. Boyligingiz qancha bo'lsa bo'laversin. Buni zarari yo'q uni. Allohning yo'liga ishlatasiz. Allohning yo'li din yo'llari mana har xil bir-biridan go'zal, bir-biridan yaxshi, har xil savoblarni hosil qilasiz, dinga katta xizmat qilasiz. Islomni yuksalishiga, quvvatlanishiga sababchi bo'lasiz. Bu juda katta savob bu. Alloh taolo hisobsiz rizq beradigan qullardan bo'lishlikka harakat qiling deb Alloh taolo targ'ib beryapti sizga. Va bu rizq masalasi faqatgina mol-u davlat emas. Qarang, butun narsa, siyosat, hukumat hammasi. Siz taqvo qiling, mahkam bo'ling-da hammasini beradi Alloh taolo. Hammasi Allohning qo'lida. Butun yer kurasi Allohning mulkimi? Yer kurasi nima degan narsa? Biz musulmonlar bunday tafakkur qilib Amerika, Rus, Yevropa bo'lmaydi, imkoni yo'q. Sen nima deyapsan sen? Alloh taolo senga amr qilyapti, sen dinini mahkam ushlagin, men seni xalifa qilaman, deyapti. Hisobsiz rizq beraman, deyapti. Siz Allohning va'dasiga ishoning. Holatga, ko'chaga, TV'ga, radioga qarab tafakkur qilmang. Biz musulmonmiz deymiz, ammo Qur'on va hadisga qarab fikr qilmaymiz. Qur'on va hadisga qarab harakat qilmayapmiz, TV'larga qarayapmiz. O'sha yerda nima deyapti degan bo'lsa, shunga qarab harakat qilyapmiz. Hozirgi musulmonlarning ko'pchiligi shunday. Johillarni qo'ying, dindorlarning ham ko'pchiligi shunday. Fatvosini, dunyo qarashini, hayotdagi chizig'ini shu radioga, TV'ga qarab xulosaga kelishadi. Kofirlar ham shuni boshqaryapti ularni shunday qilib. Siz qo'lingizda Qur'on bor, Qur'onga ko'ra o'zingizga bir yo'l tanlashingiz kerak. Har qanday holatda Qur'on va hadisga ko'ra harakat qilishingiz kerak. Suyuti Alloh rozi bo'lsa, nihoyatda go'zal bir tafsir qildiki, nasara qilingan, mazlum bo'lgan mu'minlar shunday bir holatlarga kelishi keladiki, ularga zulm qilganlar ularning qo'lida xodim bo'ladi, qul bo'ladi. Va ularning mollari sizning mulkingiz bo'ladi. Ularning xotinlari, qizlari sizning kanizaklaringiz, joriyalaringiz bo'ladi. Ammo taqvo qilishlik kerak. Taqvo qiling. Taqvo qilmasangiz teskarisi bo'lib turaveradi. 213-oyat. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق
لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتِ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ İnsanlar hammasi bitta ummat idi. Shunda Alloh taolo payg'ambarlarni bashorat beruvchi va qo'rqituvchi qilib jo'natdi. Va payg'ambarlar bilan birgalikda haq bilan kitob tushurdiki, insonlarning o'rtasida ular ixtilof qilgan masalalarda shu kitob bilan hukm qilsin. Va bu kitob to'g'risi hech kim ixtilof qilmadi, faqatgina kitob berilgan kishilar ixtilof qilishdi, ularga ochiq hujjatlar kelgandan keyin. Nimaga? Bag'yan baynahum, o'rtalarida bag'ovat qilib, haddlardan oshib. Iymon keltirgan kishilarni Alloh taolo ular ixtilof qilgan narsadagi haqqa hidoyat qildi o'zining izni bilan. Va Alloh xohlaydigan kishilarini to'g'ri yo'lga hidoyat qiladi. Suyuti aytibdilar, kana nasu ummatan wahidatan ala al-imani. Butun insonlar bitta ummatida iymonda edi, hammasi mo'min edi. Birorta kofir yo'q edi ichidan. Faxtalafu, keyin ixtilofga tushdilar, bi an amana ba'dun va kafara ba'dun. Ba'zilari mo'min bo'ldi, ba'zilari kofir bo'ldi. Fa ba'asallohu an-nabiyina ilayhim, keyin ularga Alloh taolo payg'ambarlarni jo'natdi, mubashshirina, bashorat beruvchi qilib. Man amana, iymon keltirganlarga bil jannati, jannat to'g'risida bashorat berishadi. Va munzirina, man kafara binnar, va kofir bo'lgan kishilarni esa jahannamdan qo'rqituvchi qilib jo'natdi. Va anzala ma'amul kitoba, ularga ular bilan birga kitobni nozil qildi, bima'nal kutub, kitob mufradu lekin kutub degan ma'noda jam. Kitoblarni nozil qildi, bil haqqi, haq bilan. Mutaliqun bi anzala, bil haqqi jar majrur anzalaga mutaliq bo'lyapti. Haq bilan nozil qildi. Nima uchun? Liyahkuma bihi baynan nas. Shu kitob bilan insonlarning o'rtasida hukm qilishlik uchun. Fi maxtalafu fihi minad dini, dinda ular ixtilof qilgan masalalarda. Va maxtalafa fihi ay fi din, dinda hech kim ixtilof qilmadi. Illal lazina utuhu ayal kitob. Faqat kitob berilgan kishilar, ya'ni olimlar ixtilof qilishdi. Fa amana ba'zun va kafara ba'd. Ba'zilari mu'min bo'ldi, ba'zilari kofir bo'ldi. Min ba'di ma ja'atul bayyinatu al hujjatu zohiratu, ya'ni zohir ochiq hujjatlar ularga kelgandan keyin. Ala tavhidi, ya'ni bu hujjatlar tavhidga hujjatdir. Tavhidni ko'rsatyapti. Tavhidning haqligini, kufr shirkning botilligini ko'rsatadigan ochiq hujjatlar kelgandan keyin bular ixtilofga tushdi. Va min mutaalliqatun bi ixtilofa. Shu yerdagi min ba'didagi min yuqoridagi ixtilofaga mutaalliq bo'lyapti. Va hiya va ma ba'daha muqaddamun ala al-istisna fil ma'na. U va undan keyingi jumla istisnoga muqaddam bo'layapti ma'noda. Illa degan istisnodan oldin kelyapti. Bag'yan minal kafirin, kofirlar tarafidan bag'ovat qilib, haddidan oshib, baynahum o'rtalarida fahadallohu allazina amanu limaxtalafu fihi, va Alloh taolo iymon keltirganlarni ixtilof qilgan narsalardagi min bayoniyadir al-haqqi, haqdan bo'lgan narsaga hidoyat qildi, biznihi bi irodatihi, o'zining irodasi bilan, izni bilan. Vallohu yahdi man yasha, Alloh taolo hidoyat qiladi xohlagan kishilarini, hidoyatahu, ya'ni kimni hidoyat qilishni xohlasa, shuni hidoyat qiladi, ila siroti mustaqim, tariqil haqqi, haq yo'lga, to'g'ri yo'lga hidoyat qiladi. Biznihi bi irodatihi deyapti, Allohning izni albatta Allohning sifatidir. Irodasi ham Allohning sifatidir. Ya'ni bu albatta mutobiqiy tafsir emas, izohiy tafsir, yuqorida aytganimizdek. Alloh taolo o'zining irodasi bilan, izni bilan, amri bilan, xohishi bilan ularni hidoyat qildi deysiz, lekin izn boshqa, iroda boshqa albatta. Bu oyat to'g'risida ikki xil tafsir bor. Biri Suyutiyni ishora qilganligi. Odam alayhisalomning zamoni, Nuh alayhisalomgacha. Odam alayhisalomdan tortib Nuh alayhisalomgacha kana nas ummatan wahida, insonlar hammasi bitta ummat edi. Hammasi islom dedi, iymon dedi. Dunyoda kufr, shirk degan narsa yo'q edi. To'g'ri, keyinroq ba'zi gunohlar paydo bo'ladi, Qobil odam o'ldirdi, undan keyin boshqa gunohlar, lekin kofir mushrik yo'q edi.
Yani şu rivayetlerden malum buladı ki bazılar Kabil öyle yaptırganda küfürde ölgen degen rivayette ne doğruligi malum buladı. Bütün insanlar bitti ümmeti de hemen İslam deydi. Keyin ihtilaf kıldılar Nuh aleyhisselam zamanında ki Allah Teala peygamberler de cönetti. Bu bitti tefsir. İkincisi insanlar bitti ümmeti de bir cemaat idi. İslam gelişten aldın. Mesela Mekke müşrikleri yok şep. Mekke müşrikleri hem aldın biri de hemez. Ortalarda ihtilaf yok oldu. Beyine suresinde yaptı ki لَمْ يَكُنِ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِك۪ينَ مُنْفَك۪ينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَ Müşriklerden bugün ve ahli kitaplardan bugün kafirler onlara açı hüccet ki günüye kadar onlar münfekkin birbirinden acremiydiğen bir bugün halat dedi. İttifak bulup, inak bulup yaşayış yaptırıyordu. Mekke'de hiç kendi ihtilafı yoktu. Hemen küfürde, küfürde her hal türleri de lekin inak bulup yaşayış yaptırıyordu. Peygamberimiz aleyhisselam ki kendinden ki bölünüştü. İkili tefsirem doğru. Adam aleyhisselam zamanında hakikaten hem yani fakat ki İslam barıdı. Ve Adam aleyhisselam ile Nuh aleyhisselam da ortası da 10 nesil öttü. Kurun. 10 nesil öttü. Kiyin şirk başlandı. Bu tefsirge göre yukarıda etkenimizdek yeryüzü de İslam barıdı halas ki küfür şirk bidiyetini siler çıkardılar iz. Bu fesattı insaniyetinin ortasındaki zulümde siler başladılar iz. Kafirler hadi bizge taş atıp tuhmet kımasın, Müslümanlar tinç köme yaptı, uruş kıl yaptı, okul yaptı, bu kıl yaptı demesin. Bunlar başladı buladı hemmesini. İslam ahli dinini himaye kıl yaptı, Rabbisini himaye kıl yaptı, peygamberini himaye kıl yaptı. Bütün peygamberler de himaye kıl yaptı, bütün peygamberler de yolunu himaye kıl yaptı. Bana şu himaye için can kıl yaptılar. Bana şu himaye için küreşi yaptı, şu himaye için davet kıl yaptı, fidakarlık kıl yaptı. Uzunu ve hayatını kurban kıl yaptı. Lekin kafirler ise bütün yaxşilikke düşman olar. İkinci tefsirge göre insanlar hemen küfürde bittiydi. Şeytan onlarga küfürünü, hayatını çırali körsetgeni için razı bulup yaşayış yaptırdı. İhtilaf yok. Peygamberler ki genden ki ihtilaf geçti onlar. Peygamber hakkı yolu körsetti. Şeytan ki onlarga vasfese kıldı da onlar peygamberge düşman buluştu. İkiye bölündü insanlar. Mu'minler ve kafirler bulup. Ayetini zahiriye karasiz köprak ikinci tefsiriye dalat kılıyordu. Kânen nâs, insanlar diyordu. Kîn, febe'asallahu nebiyyine mübeşşirine ve munzirin. Ki Allah-u Teala olarak peygamberlerdi cönetti. Beşarat birüçü ve korkutucu idi. İkinci tefsiriye köprak doğru kılıyordu. Küfür dediler, hemesi dinçe şaşı yaptırıyordu. Peygamberler geldi, ihtilap çıktı. Hazır hemen içeri ki davetsiz ihtilaf kıl yapsan, fitne kıl yapsan deydi. Fitneçiler deydi. Adamlar da böyle yaptı deydi. Atabalarını düşman kıl yaptı, erhatını düşman kıl yaptı, erkek ülkeni düşman kıl yaptı bunlar deydi. Aslında Allah-u Teala acreti yaptı. Kim cenneti, kim cehennemi acreti yaptı Allah-u Teala. Kim Allah'ın kulu, kim şeytanın kulu acreti yaptı. Peygamberler de cönetti, peygamberler bana davet kılışı yaptı. Hakka çakırışı yaptı. Beşaret bir şey yaptı. Kimi ki Allah ki itaat kısa, dinli mahkem işlese, onlara bir beşaret var. Dünya ahirette azizdir. Cennette abadi kaladı. Ve munzirin korkutucu haletleri de. Kimi ki itaat kımese, isyan kısa, İslam'da kabul kımese, onlar dünya ahirette har buladı, cehennemde abadi otun buladı. Ve Allah Teala peygamberler de uzunca cünetmedi. Onlar bile bir kitabı nazil kıldı. Yani Allah'ın kitabı keliyaptı. Katta nimet idi ki bil haqqi haq bilen nazil kıldı kitabını. Karin. Haq bilen keliyaptı kitap. Ne için keliyaptı kitap? Bu kitap 4-5 kavat behmellerge uğrab, yani bağlab, mahkem kılıp. Kiyin kalitli nimelerge, hizanelerge sap koyuşlu güçünmez, as koyuşlu güçünmez. Liyahkuma beynen nes, adamlar da ortası da hüküm kılışlı güçün. Nime mesele bulsa Kur'an'da açılığımız gerek. Kur'an nime dese şu buluşluk gerek. Hayatımızda hemen sahalarda Kur'an gemel kılıçlığımız gerek. Allah-u Teala kitabını insanlarda ortasında hüküm kılıçlığı için nazil kıldı. Kur'an'da bir de özümüzü halatımızdan misal kildir yapıyoruz.
ötken insaniyette hemesi ya Allah Teala kitap nazil kıldı ki o şey kitap ki amel kılısın dip. Musa Aleyhisselam'ın ümmeti Tevrat'ke, İsa Aleyhisselam'ın ümmeti İncil'ge, Davud Aleyhisselam'ın ümmeti Zabur'ge ve her kim özüge düşken kitap'ke amel kılış gerekirdi. İnsanlar dört deste hüküm kılıştığı için fi mehtelafu fihi. İhtilaf kıyıya meseleler de. Adamlar ihtilaf kılışı yaptırıyordu. İhtilaf kıladı insanlar. İnsanlarda garizesi de var ihtilaf kılışlık. Birbirine tezkarı bu kılışlığı. Çünme uçuluk buluştukları var bu genlerse. Şu meselelerde bana kitap bilen, Kur'an bilen, Allah'ın kitapları bilen hal kılas. Lekin şuna sege dikkat kılın ki ve mehtelefe fihi. Kitap doğrusu da ve dinde hiç kim ihtilaf kılmadı aslında. İllellezine utuhu. Şu kitap verilen kişiler ihtilaf kıldı. Şulardan başlanadı. Şunu güç ayetinde ki mahlukların en yassı takvali, hakkani alimler. Mahlukların en yamanı hain alimler. Mahlukların en yamanı hain alimlerdir. Bütün fitne fesat şunlardan çıkardı. Kitap verilgenden ki ihtilaf kılıçtı diye yaptı Allah Teala. Siz hazır hala gen bir kışlakka varın, adamlarda davet kılıçtı başlayın da hemen sizi hürmet kıladı. Hemen sizi yaş görüldü. Hiç kim karşı çıkmaydı sizce. Ne mediseniz Kur'an-ı Hadis'ten kabul kılış uğradı. Kiyin sizi kip koyganı gizli mülle iştip kaladı. Onge haber kiladı ki haberiz yok mu? Bir haftadan beri bir adam kipti. Güde katta alımakken köpçülük adamlar hazır ilim ürganışıp katta geldi. Halkalar böyle yaptı. Künüge 2-3'te yerde ders böyle yaptı. Hem ezzet ikram kılıyordu. Yani koyma. Hürmet, ihtiram, izzet, hizmetle nuhatta güzel ise mülle şorva içi yatırıldı, tıkılıp kaladı. Şu vakti geçti, ne kadar haber vermediler neyse. Elbette o bir yaman insan bulsa gerekliydi. Yaşı insan bulsa bize haberimiz buluş gerekliydi. Elbette o karganı gözünü çökümeydi ki o. Eğer kışlaka bir bidiyat çıkıyorsa daha o bari bidiyatçını ziyaret kıladı. Bunu aldı kim yaptı mı demek ki başka o. Başka bir yana ki yaman buladı elbette. Ki bu mülle tekşirdi. Dedi ki ben tekşirdim. Bu Vahabi yakan dedi. Adamla hayran kalıp estağfirullah. Biz bunu tüppe tüzüğü adamda yürüp bize. Oğlum dip bize. Hazret bunu Vahabiliğini kayıttan bildiyiz. Bize Kur'an-ı Hadis'ten gelip yaptı. Avamlara mağazı açılıp kalıptır uğradı. Etmedi ki ne dediğiniz bu demeydi. Cinli misin sen demeydi. Kur'an-ı Hadis'ten gelirse Vahabi buladı mı? Sen cinli okuyken ki o şeysen demeydi. İyi şuna kal mı dedi. Vahabiler Kur'an-ı Hadis'ten gelirse bilmem bize kendimiz. Yani şunla bağırıp fitne başlanadı ki. Karın. Dünyanın her yerde şunu böyle yaptı. Avamlar karşı çıkmaydı. İlimsiz adamlar karşı çıkmaydı. Şu mülleler işte buzadı. Şimdi karabeski insanlar da kayraştı başlıyor. Tez yok atıyorlar bunu. Bu olsa hemen az Vahabi kıptaşardı. Kıptaşıydı. O bolasılar, bu bolasılar neydi? Şimdi fitne fesat başlanadı ki. Dünyanın hem yerde şunu böyle yaptı. Uzumuz hem daim şunu yaşayıp biz bana. Cüdeki hürmette başımızda öte yaptı şuna sıra tecrübe olup. Yakında yenge bir mintakada medrese açtık ki kızlar medresesi. Ayollar etraftaki mahalledeki ayollarda kızlar davet kılıştı. Mahalledeki bütün ayollar kızlar hursan. Men ettim, bunların ilimsiz, buraya kattıklı mekimeler, kendi halattaki ise Kur'an'dan ders verip senizdeki nasihat kılıyorlar. Yani yarım yalakaç ayollar, kızlar, kötü yürüyen kızlar, her hal halatta. Gelişe, Tavrat'ta ne meleğini bilmeydi, kelimesinin ne meleğini bilmeydi. Geliş yaptı, kelime örgeni yaptı, harfler örgeni şey yaptı, Kur'an okuştu örgeni yaptı. Şu yani, başka nesek ötgeni, başka nesek bilmeyeceğim zaten. Şu derecede cahil. Cüde köpüdü. Kim bir taneye kesildi. Hiç kim kime yaptı. Nemeye? Aynı hazır ki halette. O şey mahallenin mülle atını eşit koyan ona. Atınçası. Eşit kalıp
Adamlar aytadı da unga borishib. Bir madrasa açıldı, bir ustoz bor ekan. Yaxshi ekan, ilim o'rganyapmiz mana, dinimizni o'rganyapmiz, qizlarimiz Qur'on o'qiyapti mana. Desa yo'q, qayta qachon, nima gap, tinchlikmi? Bir tekshirib ko'rsam bo'lar ekan. Tekshirib ko'rganki, boshqacha ular. Qur'on hadisdan gapiryapti. Keyin bormanglar ular, ular falon piston debdi, hech kim kelmay qoldi. Qarang, avomlarda ayb yo'q. Odamlarda ayb yo'q. Alloh shuni aytayapti. Illallazina utuhu kitob berilganlar ixtilof qiladi deyapti. Shular qilyapti ixtilofni. Olimlar hammasi bitta bo'lsin, bitta fatvo bersin, hech kim qarshi chiqa olmaydi. Lekin endi avomda aybi nima bu yerda? Avomda aybi o'sha kazzob olimlar, dajjal olimlar ularni eshak deb bo'lishini xolayaptimi? Ya'ni shu vaqtgacha sizlarni minib yurdik, bundan keyin ham minib yurishimiz kerak. Deyapti. Avomlar shu eshak bo'lishga rozi bo'lgani ularni aybi bo'lardi. Ular rozi bo'lmaslik kerak edi. Qachongacha biz eshak bo'lamiz? Shu vaqtgacha bu biz ekan, astag'firlo, Alloh kechirsin. Bundan keyin bo'lmaymiz deyish kerak, ammo yo'q. Shu ekan din. Mullalar ularni eshak qilib minib yurishibdi. Haqiqat holatini haqiqati shu. Qur'on hadisdan gapirasiz. Masalan, eshitamizda tashqarilarda bizni shogirdlar bilan avomlar tortishadi. Bir katta majlisda 50 ta odam avomlardan bitta bizni shogirdimiz bor. U ham ko'p o'qimagan, 5 yil 10 yil o'qigani yo'q, 1 yil o'qigan, 6 oy o'qigan. Hammasi bilan tortishadi. Shuncha odam unga tushuntira olmaydi. Har qanaqasiga dalil deb kelishadi. Bu bizni shogirdimiz Qur'on hadisdan gapiraveradi. Va qaytmaydi. Oxiri keyin bular nima deydi? Sizlar nimaga bu ustozlarga bunchalik mahkam bog'liqsizlar deydi. Hech qaysi jamoat o'zini ustoziga bunchalik mahkam bog'langan emas. Nimaga bunchalik bog'langansizlar sizlar deydi. Hech qaytara olmaymiz sizlarni. Bizi shogirdlarimiz aytar ekan, biz ustoziga bog'liq emasmiz. Ustoz bizga Qur'on hadisni ko'rsatdi, biz Qur'on hadisga bog'liqmiz biz. Biz dalillarni ko'rganmiz, dalildan gapiryapmiz sizlarga, ustozni gapirganimiz yo'q-ku. Falon oyat deyapmiz, falon hadis deyapmiz. Sizlar gapni aylantiradi ular. Yo'q, sizlar ustoz. Ustoz sizlarni qo'rqitgan, bir narsa degan sizlarga. Shu yo'ldan chiqsin kofir bo'lasan deganmi? Yo tahdid qilganmi, o'ldirib yuboraman deb. Sulolangni quritib yuboraman deganmi? Bir narsa bo'lgan, qasam olganmi sizlardan? Bir gap bo'lgan deydi. Bu shogird ham uni tushuntira olmaydi unga. U dalili bor uni Qur'on hadis. Alloh va Rasuliga ergashyapti. Nimaga odamlardan ta'sirlanib qaytsin-ku yo'ldan? Qaytmaydi. Qarang. Ya'ni inson Qur'on hadisni tanidimi? Ya'ni haqqa chaqirgan olimlar insonlarga ilmni ko'rsatyapti, dinni ko'rsatyapti. Sizga hurlikni ko'rsatyapti, ozodlikni ko'rsatyapti. Lekin narigi mullalarchi? Yo'q. Sizlar avomsizlar deydi. Avom hech narsani tushunmaysizlar deydi. Ha, mana o'zini vazifasi bor deydi. Payg'ambarimiz alayhissalom aytganlar, kimiki munkarni ko'rsa qo'li bilan qaytarsin. Podsholar ular deydi. Kuchi yetmasa tili bilan qaytarsin, u bizmiz deydi. Kuchi yetmaganda qalbida yomon ko'rsin, u silarsizlar deydi. Shu hadisda oxirida payg'ambarimiz alayhissalom aytganlarki, va zalika azaful iymon. Shu iymonning eng zaifi, sizlar iymon eng zaif odamsizlar deydi. Sizlar shu kufr jarini labida yurgan odamsizlar deydi. Shu bizning etagimizda o'shasalaringiz bo'ldi deydi. Boshqa gap, hech narsa kerak emas deydi. Eshitdingda domlalarni shunday deydi, rasman internetlarda ko'ring. Ata sizlar dalilni surishtirmanglar, dalilni surishtirishlik vahobiylik deydi. Vahobiylar dalil so'rayn deydi. Biz musulmonlar dalil so'ramaymiz deydi. Biz ulamolarimizga ishonamiz deydi. Olimlarimizni hurmat qilamiz. Ular bizni aldamaydi deydi. Chunki hayotida to'g'ri gapirmagan ular deydi. Nima desa qabul qilaveringlar deydi. Ergashib ketaveringlar deydi. Hammasi bizni bo'ynimizga, zimmamizga deydi. Ergashib ketishaveradi, qarang. Eshak qilib minib olishga minib yurishibdi. Lekin siz ilm o'rgansiz, sizga haqqoniy olimlar ilmni o'rgatyapti, Qur'on hadisni o'rganyapti, o'rgatyapti. Mana oyat, amal qil. Hadis, amal qil. Agar bizda xilof bo'lsa, bizga nasihat qil. Men amal qilmasam, meni tark qilgin deyapti. Lekin mullalar unda emas.
sal günah kılıçtı başlasa, mullanın niyeti büzülse, ayetede ki, eskiden atabalarımız etken, mullanın etkenini kıyın, kıyanını kımagin diyen. Şunun için biz etkenimizi kılorilar, kıyanımızı kımaylar neydi? Biz ne maksiye kılorilerimiz? Sigaretem çekiyoramız, bazen alakamı içip koyuramız, bazen zınayam kıp koyuramız, hıyanatam kılorilerimiz, hemen sana, bazen namazam okumayı koyuramız. Mesela Bamdat'a barışmaydı köpçülüğü. Siz ne kadar Bamdat'a mı yapsınız dese, biz Mekke'de okuyoruz dedi. Gelin. Adamlara mişanı bir yaşı bir iş uğradı. Şunusu yaman. Avam, bunu da bulmasın. Eşeklikte razı bulmasın. Nihat ki insan şunçeli bir harlıkke sabır kısa. Bir kısa var. Şu mevzu getirdik işte. Bir adam öyle yaptırıp, kervan başıyken de öyle yaptırıp tüyastan keçirim sorabdi. Tüya ben seni köp urdum. Köp su içtim. Üstünge köp yüklerdi yükledim. Yani öyle yap ben hakkını helal kıyın. Keçirgin beni. Sen tüya fikir hemesini keçirdim dedi. Yani beberin urgen bu senin üstünge yükleyen bu senin. Ağzı kayan verdiğin, su verdiğin, yedin, içirdiğin. Hemesini keçiremeni bir işini keçirmeyim ben. Ne bana keçirmeysen. Şunca dünyanı kezdik sen bilen. Kervanlarda yürüdük. Beni şu cesedimge, şu haybetimge beni harkılı bir eşekke eriyeştirip koydum. Şunu keçirmeyim ben de gereken. Tüyalar mesela kervanda 20 metre tüyak ediyordu. Başta bir eşek getirdi. Boynuna kongura asının gen, deren durun, deren durun. 20 metre tüya har bulup onu eriyeştirip getirdi. Şunu tüya etmiş ki bunu keçirmeyim ben de. Bütün dünyanı eşekke eriyeştirip hayatım ötüp gitti. Tüye gavdan bilen. Şunca abru bilen. Bunu keçirer miyim ben diyene. Kadın tüye keçirme yaptı ya bizim Müslümanlar razı böyle yaptı. Cehalette terk kılıçlık gerek. Kör körüne taklitte terk kılıçlık gerek. Bütün ulamalı etedi. İmam-ı Azam, Şagirtli Arabi Yusuf, İmam Muhammed etedi ki bizi fetvalarımızı teşirip emel kılıyorlar deydi. Körüler deydi. Kur'an-ı Hadis'e doğru kimesi atvarıyla, ırgıtvarıyla deydi. Ve hatta Abi Yusuf'a dedi ki, bizi fetvalarımızı teşirmesinden amel kılıçtı haram deydi. Halalmez deydi. Bundan ağır gap var mı yandı? Haram deyipti ki, beni fetvayımge teşirmesin amel kime deyipti. Başka ne medesin yandı? Demek avamda ayıbı şu. Hakkı görüp durup, bilip durup yana cehaletki ilgeçliği ularda ayıbıdır. Bu mesela başı da avam ayıbdarmaz. Küfür diyorlar diyeyim şimdilik. Küfür diyorlar diyeyim bari siz çıralı ahlak bilen davet etseniz onlar er yaşadı. Değer oğulardı ki Yahudi, Nasrani damlaları bilip kasa fitne kılışadı ki. İllellezine utuhu kitap verilen kişiler kendi halette ihtilaf geçiyor yaptı. Min ba'di ma ca'atumul beyinatu. Açı hüccetler ki yenden ki indi yaptı Allah-u Teala. Açı hüccetler. Şu fitne kılı yaptırken, fesat kılı yaptırken, natoru fetva bir yaptırken, hicab yok, cihat yok, hicret yok, de yaptırken, alimlerden bağırıp sorasayız, cüde yaşı biledi şu neselerde bağırlığını. Nihayet de yaşı biledi. Böyle bu ilim okumayan değilik. Kur'an'da tefsirini bilmesin, hiç mi olsa kinalarda körgen ki bu. Risalede körgendir risalede. Ya ki eski Buhara'nın filmlerini, Rus bastırıp kegen vakitteki halatlarda kinalarını körgen ki şu. Eğer Kur'an hadisi bilmese. Hemesini yüge borsayız. Yüge turge bir resim asıp koyuyken. Bu bizi babamızı, dedesi. Karısız kağıt da aksalla uğrayken. Appa sakallı, sakallı. Lik, ton giyken. Bana şunu diyen adam. Şu sizi babayız mı? Ne uzuge karısız. Sakallı tayyiden kırıyken. Gel üstü yutakken kestimşim. Hem tarlı başlar. Karnım şu yarılıp gitemem deyip durdu. Mescitte imamı. Kim? Hayran kalas ki. Niye bu sakal koyunca Vahabi imez miydi? Dese yok. Ulan ecdatları şunca sakalları var. Nihayet de yakışı bilişedi bu neselerin haklı yine. Bilip durup açık hüccetler ki kendinden ki hakka karşı buluşu yaptı. Bütün kafirler, zalimler hemesinin mezhebi bitti. Yahud Nasraniler açık hüccetler ki kendinden ki ihtilaf kılıçtı. Fitne kılıçtı. Biz içimizdeki hain müllelerim şimdi açın hüccetleri körüp durup yani ihtilaf kılıçı yaptı.
Alloh tarafidan aniq dalillar kelgan edi. Yana savol keladiki, shunchalik imkoniyat bilan ularni asl bunday holatga keltirgan narsa nima desiz? Bag'iyan baynahum, o'rtalarida bag'ovat qilib deyapti. Haddidan oshib deyapti. Ular haddidan oshyaptilar. Bag'ovat degani haddidan oshmoq degani. O'ziniki bo'lmagan narsani talab qilyapti. Masalan, obro' talab qilyapti. Obro' uchun bu fitnani qilyapti. Yoki mol uchun shu fitnani qilyapti. Pul uchun qilyapti, mansab uchun qilyapti. Mana shu narsalar uchun. O'rtalarida haddlardan oshib, obro' uchun, shohrat uchun mana shu fitnalarni qilishyapti. Kofirlardagi aniq. Yahud nasroniylar Muhammad alayhisalomni haq deb ko'rsa, iymon keltiringlar desa, hech kim ularga ergashmay qoladi, obro'si ketib qoladi. Sadaqa ihsonlar kimga qoladi ularga? Bunisi aniq, buni hammamiz bilamiz. Lekin oyat albatta avvalo ularda aytyapti. Endi biz ichimizga shu maras kirib qoldi. Alloh taolob kofirlarning holatini bizga aytyaptiki, yuqorida aytganimizdek, ey mu'minlar, sizlar shu holatga tushib qolmanglar deyapti. Lekin musulmonlar hozir shu holatga tushib qolishdi. Qarasiz, ahli ilm bo'lgan kishilarimiz, dindorlarimiz doim fitnada. Hayron qolasiz. Bir johil bola ko'chada changitib yurgan bola islomga kiradi. Ko'chadagi bolalar ixtilof qilmaydi. Janjal yo'q o'rtalarida. Hech qanday ixtilof yo'q. Har xil millat, har xil mahalladan faqat o'zlarining qonunlari bor. Uni mintaqasiga borsangiz, unga itoat qilasiz. Ular sizni mintaqangizga kelsa, ular sizga itoat qiladi. Shunday qonunlarni qo'yib yuborishgan ko'cha qonunlari. Mavada urushib qolsa ham, sal bir-biriga teskari chiqib qolsa, bunday orqasidan g'ibat qilib, fitna qilib, tuhmat qilib yurmaydi. Bu narsalarda ular xotinlarning amali deyishadi ular. Sal kelishmay qolsa, aytadi chekiga chiqaylik deydi, chekiga chiqadi, bir-birini bittikda uradi. Kim kuchli bo'lsa, tamam, bas, bo'ldi deydi. Bitta bo'lsa, bitta tizza qo'ysa, tamam, bas. Shu bilan sulh qilishadi. Ixtilof yo'q o'rtalarida. Mayda shuda gaplari yo'q. Endi shu bolalar hidoyat topib islomga kirsa, islomni ichi, musulmonlarchi to'la fitna. Shu ko'cha bolalari bir-birini orqasidan g'ibat qilib, iftiro qilib, orqasidan dushmanlik qilib yurmaydi. Nima bo'lsa, to'g'risini aytadi, ochiq-ochiq gapirishadi. Ularda juda xunuk hisoblanadi bu narsalar. Ammo ibodat yo'q albatta ularda. Islomga kirasiz, namoz o'qiysiz, bir jamoatda namoz o'qiyapsiz, safni ko'rsangiz, havasingiz keladi, mashallah safni qarang. Bunday saf tarqagandan keyin, namoz tarqagandan keyin borsangiz, hammasi bir-biriga muxolif. Bir-birini yomon ko'rgan, bir-birini mensimagan, bir-birini g'ibat qilgan, bir-birini aybini topgan. Hayron qolasiz. Islomga yangi kirgan johil bolalar hayron qoladi. Shumi islom deydi. Ko'chadagi johillar ham bunchalik emas-ku deydi. Musulmonlar so'z berishaveradi. Yangi qonun chiqarib olishgan, bu zamonda erkaklar aytaveradi ham, qaytaveradi ham deb. Agarcha bo'lmay qolsa taktika deb qo'yadi uni otini. Tadbir deb qo'yadi. Amniyat deydi, siyosat deydi. Yolg'on gapirish, xiyonat qilishga shunday otlar qo'yib olishgan. Nima uchun bunday bo'lyapti musulmonlar? Bag'ovat qilishyapti o'rtalarida. Shayton endi bularni bu tarafdan adashtiryapti. Haddidan oshyapti. Sizni haqqingiz yo'q edi bir insonni g'ibat qilishga, haqorat qilishlikka, obro'sini to'kishlikka haqqingiz yo'q edi. Masxara qilishlikka haqqingiz yo'q edi. Yomon gumon qilishlikka haqqingiz yo'q edi. Zulm qilishlikka haqqingiz yo'q edi, lekin qilishyapti shuni. Kufr hukumatlariga, kofirlarga xizmat qilib turgan mullalarimiz o'sha mansabdi deb, pulda deb, soxta obro'sini deb mana shu fitnalarni qilishyapti, bag'ovat qilishyapti. Endi ba'zi katta olimlarimiz bor. Olim kufrga xizmat qilmaydi. Yaxshi, kufrni ziddiga yaxshi, lekin o'rtalarda kelishmaydi. Aytadiki, 4 ta 5 ta olimni to'playsiz, bular kufrga qarshi bular. Qur'on hadisdan ham haqni gapirishadi. Qo'lidan kelgancha xizmat qilyapti, ammo birlashmaydi bular. Ixtilof qilyapti. Nimaga? Bag'iyan baynahum, o'rtalarda bag'ovat qilishyapti. Ularda bag'ovati nima? Ular katta qilishmaydi-da, kichkina masalan hasad qiladi. Biladi bir-birini, kimni ilmi ko'proqligini biladi, hasad qiladi shunga. Yoki falonchini tarafdori ko'proq, shogirdi ko'proq, yoki falonchini fatvosiga ko'proq amal qilishyapti, shu narsalarga hasad qilishadi. Ko'rolmaydi shuni. Uni majlisida faqatgina uni oti zikr qilinishlik kerak.
Uni masjidda faqatgina uni oti zikr qilinishlik kerak. Boshqa olimlarda oti zikr qilinmaslik kerak. Boshqa olimlarda kitoblari o'qilmaslik kerak. Mana shular hammasi bag'ovat bo'lar. Va shu olimlar keyin o'zlari yaxshi bo'lsa ham, bularda shu kichkinagina xatosi bir-biriga bir hasad qilyapti, sabr qilyapti, zohiran indamayapti. Lekin muomalalardan ma'lum teskari bo'lyaptimi? Bularda shogirdlari, muxlislari o'z-o'zi dushman bo'ladi keyin. Qarabsiz, ikkita masjid bir-biriga dushman, ikkita jamoat bir-biriga dushman. Hammasi bag'ovatdan bo'lyapti. Nafsoniy narsalar hammasi. Hozirgi bütün islomiy jamoatlarda birlashmayap turganligining sababi shu. Tepadagi olimlar nafs qilishyapti, nafsiga ergashyapti. Amirlar, rahbarlar nafsiga ergashyapti, shuning uchun ular birlashmayapti. Ming xil bahona falon qiladi, piston qiladi deydi. Lekin bizning haqqimiz yo'q bahona qilishlikka. Alloh taolo bizni birlashishga amr qilgan, farz birlashligimiz. Lekin birlashmaydi. Biz o'zimiz qancha da'vat qildik, birlashinglar. Birlashlik farz, Allohdan qo'rqmaysizlarmi? Hammasi birlashsin. Mujohidimmi, da'vatchisimmi, ahlilimmi, hammasi birlashsin. Bir bo'ylar, bitta amir bo'lsa, hamma shunga itoat qilsin. Farz ki bu Allohdan qo'rqinglar. Sal qizishib gapirsam, deya qarashadiki, o'tari biz amir bo'lgimiz kelyapti turgandek. Biz aytdikki, biz alhamdulillah amir bo'lish niyatimiz yo'q, amir bo'lmaymiz ham. Sizlar birlashinglar, amirni saylanglar, biz itoat qilamiz. Biz itoatdamiz. Qo'limizdan kelgan xizmat qilamiz. Yo'q, unda ham yo'q. Kim amir qilamiz deydi. Ha, topinglar birortasini. Ya to'planaylik, bittasini chiqaraylik, amir bo'lsin, hammamiz itoat qilaylik. Farzki bu. Allohdan qo'rqmaysizlarmi? Namoz o'qimaganda gapirasizlar, falonchi namoz o'qimayapti ekan deb. Roza tutmasa gapirasizlar, roza tutmayapti ekan deb. Zakot bermasa gapirasizlar, ammo birlashmayapti turganda gapirmaysizlar. Farzni tark qilyapti u ham. Shu jamoatda bir bo'lishligi sizning namozingizdan muhim bo'lgan masala. Ijtimoiy masala bu. Namozdan muhim bu narsa. Lekin birlashmayapti-ku. Ming xil mayda-chuyda bahonalari bor. Unday ekan, bunday ekan. Alloh taolo kechirmaydi. Albatta inson siz bilan o'g'lingiz ham bir xil emas-ku, siz bilan xotiningiz bir xil emas-ku. Albatta bu amirlar ham, kattalar ham, ulamolar ham, rahbarlar ham hammasi har xilda, fikrlari har xil, harakatlari har xil, axloqlari har xil. Uni bahona qila olmaysiz. Birlashligingiz kerak. Agar Allohga va Rasuliga iymon keltirgan bo'lsangiz, Allohdan qo'rqsangiz birlashligingiz kerak. Lekin bag'iyan baynahum o'rtalarida bag'ovat qilishib ixtilof qilishyapti. Fahadallohu allazina amanu. Iymon keltirganlarni Alloh taolo hidoyat qildi. Qarang. Iymon keltirganlarni hidoyat qilyapti Alloh taolo. Ixtilofdan chiqyapti. Demak, ixtilofda yurganlarning iymoni noqis ekan. Qarang. Ixtilof qilib janjallarga, fitnalarga aralashib yurganlar Qur'on hadisiga ko'ra to'g'ri ketmayapti turganlar, ularda iymonda nuqsonlik bor. Bu yerda albatta ikkita tafsir bor. Biri kofirlar ixtilofga tushdi, badbaxt bo'lishdi, lekin mu'minlar, sahobalar ixtilof qilmadi, Alloh va Rasuliga so'zsiz itoat qildi, Alloh ularga hidoyat qildi. Masalan, juma to'g'risida ixtilof qildi yahudiylar. Qabul qilishmadi. Qibla to'g'risida ixtilof qilishdi, qabul qilishmadi. Shunga o'xshab Ko'p masalalarda ixtilof qilishdi, mahrum bo'ldi, lekin Alloh taolo sahobalarni bu go'zalliklarga hidoyat qildi. Birinchi tafsir shu albatta. Ikkinchi tafsir biz o'rtamizdagilar. Musulmonman deganlar. Ixtilof qilishyapti, iymon keltirgan haqiqiy mu'minlarni Alloh taolo hidoyat qildi. O'sha ixtilof qilayotgan masalalarda minal haqqi, haqdan bo'lgan narsaga hidoyat qildi biznihi Alloh taolo o'zini izni bilan. Qarang. Shu narsani payg'ambarimiz alayhisalom ham so'rardilar, hadislarda keladi. Allohim bizi shu ixtilofli masalalardagi haqqa o'zining izning bilan hidoyat qilgin deb duo qilardilar. Biz ham duo qilishligimiz kerak va haqni ushlashligimiz kerak. Bahona qilmang. Odamlar u bo'lib ketdi, bu bo'lib ketdi, qaysinisiga ishonaylik, qaysi jamoatga ergashaylik, qaysi olimga ishonaylik demang. Qur'on hadis bitta, siz butun jamoatlarga yaxshi muomala qiling, eng yaxshi jamoatga qo'shiling, diningizga xizmat qiling. Boshqa butun jamoatlarga yaxshi muomala qiling. Hamma mu'minlarni hurmat qiling. Siz fitnachi bo'lmang. Hozir jamoatlar fitnachi bo'lib qolgan. Bir jamoat unga qarshi, bunga qo'shildingizmi, siz unga qarshi bo'lasiz. Bu zotan shartlari shu. Bir jamoatga kiraman desangiz, bizga kir deymi, falonchilar bilan ko'rishmaysan, falonchilar bilan gaplashmaysan, falon yerga bormaysan, falonchilarga yordam qilmaysan, biz kimni ko'rsasa shunga yordam berasan. Bu nima degani bu? Biz Allohga va Rasuliga va senga itoat qilamizmi?
Qonunni sen chiqarasanmi? Biz nafaqani, zakotni kimga berishimizni Alloh ko'rsatgan. Ma'lum kimga berishligi sen ko'rsatasanmi buni? Qayerga borishligimiz, qayerga bormasligimiz ham Alloh ko'rsatgan. Sen nima aralashyapsan bu narsaga? Joiz emas bu narsalar. Jamoatlar bu masalalarga aralashishga haqqi yo'q. Ha, qumorxonaga borma. Fohishaxonaga borma desa, yaxshi, to'g'ri gapiryapti. Lekin unday demaydi. Falon masjidga bormaysan deydi. Falonchidan ko'rishmaysan deydi. Falonchi darslarga bormaysizlar deydi. Falonchilar bilan o'tirmaysizlar deydi. Nima qiladigan bo'lsa, bizga aytasizlar deydi. Uni otini mashvara qo'yib olgan. Bizdan mashvara qilasizlar deydi. Ya'ni bizning so'zimizdan chiqmaysizlar degani. 3 marta ogohlantiradi. Qilmasangiz jamoatdan haydaydi. Sen fitnatchisan deydi. Seni iymoning zaif deydi. Sen jamoatlar o'rtasida gap tashlayapsan deydi. Sahobalar, qarang, sahobalarning hayoti bizga o'rnak. Ali bilan Muaviya urushyapti, jang qilyapti. O'rtada sahobalar borib kelib yurishibdi. Tobiyalar borib kelib yurishibdi. Alidan ham kelib hadis eshityapti, Muaviyadan ham kelib hadis eshityapti. Ali aytmayapti, Muaviyaga hech kim bormasin demayapti. Muaviya aytmayaptiki, Aliga hech kim bormasin demayapti. Wallohu yahdi man yasha ila siroti mustaqim. Va Alloh taolo o'zi xohlagan kishilarini to'g'ri yo'lga hidoyat qiladi. Qarang. Siz shu insonlardan bo'lishlikka harakat qiling. Shu oyatda Alloh taolo men kimni xohlasam shuni hidoyat qilaman to'g'ri yo'lga deyapti. O'sha insonlardan bo'lishlikka harakat qiling. Duo qiling, ya Robbi, meni shu yerdagi man degan kishilaringdan qiling. Meni to'g'ri yo'lga hidoyat qiling deb yalining. Yalinmasangiz Alloh taolo hidoyat bermaydi sizga. Hidoyatdan mahrum bo'lib qolasiz. Yalinib so'rang, keyin beradi Alloh taolo. Va Qur'on hadisga amal qiling, ko'zingiz ochiq bo'lsin. Mana Alloh taolo qoralayapti. Jaholat qilmang, nafsga ergashmang, maxluqqa ergashmang, Alloh va Rasuliga ergashing. Vahiy ergashing, Allohning yo'liga ergashing. Alloh subhanahu va taolo butun ummatni o'zi yaxshi ko'radigan va rozi bo'ladigan yo'llarga hidoyat qilsin.